Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosuyla yine karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar 4. sınıflar matematik dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Sınavımız 100 puan üzerinden puanlanmıştır. Sizler de bu yazılı videosunda kullanmış olduğumuz dokümanları... Videonun açıklama bölümündeki linkten indirebilirsiniz Siz de çıktısını alıp bizimle birlikte çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yazılınıza daha güzel çalışmış olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar uzunluk ölçme konusuna bakıyoruz. Şimdi bizim bilmemiz gereken bazı şeyler var uzunluk ölçme ile ilgili. Mesela 1 kilometre neydi arkadaşlar? 1000 metreye eşitti. Sonra geldik. 1 metre arkadaşlar 100 santimetreye eşitti. Ee, 1 santimetre de arkadaşlar 10 milimetreye eşit. Şimdi buna göre bu eşitliklere göre buradaki birimleri çevirelim. 1 santimetre yazmıştım zaten buraya. Neye eşitti arkadaşlar? 10 milimetreye eşitti. 150 milimetre kaç santimetredir demiş. Şimdi 1 santimetre 10 milimetre ise 150 milimetre olması için 15 tane 10 olması lazım. Yani 150'yi 10'a böleceğim arkadaşlar. Böylece 15 santimetreye karşılık gelecek. 4500 santimetre kaç metredir demiş. E 1 metre 100 santimetreydi. Şimdi ben 4500'ü yani küçük olan bir birimden büyük olan bir birime geçerken bölme işlemi yapıyorum. 4500'ü 100'e bölersem şöyle 4500 bölü 100 sıfırları tık 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 gitti. 45 bölü 1 de 45 oldu arkadaşlar. 14 kilometre nokta nokta metredir demiş. 1 kilometre 1000 metre değil miydi? Evet o zaman 14 kilometre 14.000 olacak. 14.000 cevabımız. 45 santimetre kaç milimetredir diyor. 1 santimetre neydi? 10 milimetreydi. 45 santimetre o zaman 450 milimetre olacaktır. Her bir adımı 60 santimetre olan Hüseyin 720 santimetre uzunluğundaki koridoru kaç adımda yürüyebilir? Şimdi şöyle düşüneceğim. E, toplam benim yolum ne kadar? 720. Attığım adım ne? 60 santimetrelik. Ben kaç tane 60 atarsam 720'ye ulaşırım. Yani bunu tersten düşünürsem 720'yi ne yapacağım canım benim? Böl 60'a. Buradan sıfırları sadeleştirebilirim. Gitti gitti. 7'nin içerisinde 6 bir kere var. 1 kere 6 6 çıkar. 1 2 aşağıya geldi. 12'nin içerisinde 6 2 kere var. 2 kere 6 12 çıkar. 0 0. Ne oldu o zaman? 12 adım atarsa eğer 720'ye ulaşırmış diyoruz arkadaşlar. Evet bir sorumuz daha yaptık. Gelsin yeni soru. Burada bir grafik var arkadaşlar ve her yıldız 5 kilogramı ifade etmektedir diyor. Yukarıdaki şekil grafiğine göre manavın sattığı muz ve üzümün toplamı elmadan kaç kilogram fazladır demiş. Öncelikle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Muz ve üzüm demiş. Önce bir muzu bulalım. Muzda kaç tane yıldız var arkadaşlar? 1 2 3 4 5 tane yıldız var. E her bir yıldızda 5 değil miydi? Evet, 5 kere 5 25 kilogrammış o zaman muz. Evet. Sonra ne diyor bize? Muzu hallettik. Üzüm. Üzüme bakalım arkadaşlar. Üzüm. Kaç tane yıldızdan oluşmuş? 1, 2, 3, 4 tane yıldızdan. O zaman 4 çarpı 5'ten de 20 kilogram da bu yaptı mı? Evet. Bunun ikisinin toplamı demiş arkadaşlar. Toplayalım. 45 kilogram yaptı. Sonra diyor ki üzümün toplamından kaç kilogram fazladır demiş. Üzümün toplamından kaç kilogram fazladır? Elmadan kaç kilogram fazladır? Elmaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elma arkadaşlar 8 tane yıldız var. 8 çarpı 5 diyeceğiz. 5 kere 8 de 40 kilogram yaptı. Bunun ikisinin toplamı 45'ti. Bu da 40 yaptı. 45 kilogramdan da 40 kilogramı çıkartırsak 5 kilogram olur arkadaşlar. Demek ki 5 kilogram fazlalık varmış. Dördüncü sorumuza bakalım. 6 metre kumaşın 2 metre 45 santimini satan birinin geriye kaç santimetre kumaşı kalır demişim. Bunda birisi metre, diğeri metre ve santimetre var. Bu şekilde çıkarma işlemi yapamam. İkisini aynı şeye çevirmek zorundayım arkadaşlar. Bana sonucu santimetre olarak sorduğu için hepsini santimetreye çevireyim. 1 metre 100 santimdi. O zaman 6 metre ne olur canım benim? 600 santimetre olur. 2 metre 45 santimetre ne olur? 2 metre 45 santimetre de 245 santimetre olur arkadaşım. Sonra ne yapıyoruz? 600'den 245'i çıkartıyoruz. Ondan 5 çıktı. 5. Burası 9, 9'dan 4 çıktı 5. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı 3 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. Yanlış olmasın. Elde verdik buraya 10 oldu. Bir tane buraya verdik. 5. 9'dan 4 çıktı 5. 5'ten 2 çıktı 3. 355 cm kumaş kalıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde. Evet geldik diğer sorumuza. Sabah 8.30'da başlayıp 5 saat 35 dakika süren bir iş bittiğinde saat kaç olur diyor arkadaşlar. Burada yapacağımız şey şu. Sabah 08.30'da başlıyormuş. Ve bu işimiz 5 saat 35 dakika sürüyormuş. Toplayalım. Burası ne olur arkadaşlar? 65. Burası ne olur? 13.65 oldu. Bu 65'te arkadaşlar 1 saat 5 dakika olur. Bu saat kısmını yana eklerim. 13 artı 1 14 olur arkadaşlar. Buradaysa 5 dakika kalır. Bunu da 05 şeklinde yanına yazarım. Saatimiz 14.05 olur arkadaşlar. Reyhan her biri 1000 mg olan ilaçtan günde 3 defa içmektedir. Buna göre 5 gün sonunda kaç gram ilaç içmiş olacaktır demiş. Şimdi arkadaşlar bir günde 3 defa içiyormuş ve her bir defasında 1000 e, mg içiyormuş. O zaman 1000 çarpı 3 dersem buradan 3000 mg olur ama bu bir günde arkadaşlar. Bir günde bana kaç gram diyor? 1 gram 1000 miligram arkadaşlar. O zaman 3000 miligram ne olur? Tabii ki 3 gram olur ve bir günde 3 gram içmiş olur. 5 gün sonunda dediği için çarpı 5 deriz arkadaşlar. 3 kere 5 15 gram içmiş olur. Cevabımız 15 gram olacaktı arkadaşlar. Gelsin yeni sorumuz. Yukarıdaki verilen dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi çevreyi bulurken dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Burası 23 ise aşağısı da 23 santimetre. Karşısı 15 santimetre. Çevre bunun kenarındaki e, sayıların toplamıydı. O zaman 23, 23'ü toplayalım. 3 3 daha 6 2 2 daha 4 46 cm yaptı. Sonra 15 cm ile 15 cm'yi toplayalım. 5 5 daha 10 elde var 1 2 3 30 cm yaptı. Daha sonra 46 ile de 30'u toplayalım. 76 cm oldu şeklimizin çevresi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu aşağıdaki işlemleri yapmaya çalışalım. 2 tane çarpma 2 tane bölme işlemi var arkadaşlar. Bakalım. Önce bu 6 ile 8'i sonra 5'i sonra 4'ü çarpacağım. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 5 30. 4 daha 34 elde var. 3 6 kere 4 24. 3 daha 27. Bu şekilde olacakmış. Ayrıca arkadaşlar bu indireceğiniz pdf'te bu bazı yerlerde hata yapmışız o kısımları düzeltilmiş olarak bulacaksınız. Geldik diğerine. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 4 20. 4 de elde vardı. 24 elde var 2. 5 kere 1 5 2 daha. 7. 5 ile çarptık. Sıra 3'e geldi. Ama bunu yaparken bir basamak kaydırıyorum. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde vardı. 14 elde 1 3 kere 1 3 4 toplayalım 0 8 11 elde var 1 5 5180 oldu. Geldik şimdi bölme işlemi genelde unutuluyor bu. En baştaki en soldaki sayıdan başlıyorum. 9'un içerisinde 3 3 kez var. 3 kere 3 9 çıkartıyorum 0 6 aşağı indirdim. 6'nın içerisinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. Çıkartıyorum 0. 9'u aşağıya indirdim. 9'un içerisinde 3 3 kere var. 3 kere 3 9. Çıkartıyorum 0. Bu şekilde arkadaşlar. Yine buraya geldim. 1'in içerisinde 8 yok. Yanındaki sayıyı da aldım birlikte. 12'nin içerisinde 8 1 kere var. 1 kere 8 8. Çıkardım. 12'den 8 çıkardım. 4. 5'i aşağıya indirdim. 45'in içerisinde 8. 5 kere var. 5 kere 8. 40. Çıkardım arkadaşlar. Yine 5. 8 aşağıya. 58'in içerisinde 8. 7 kere var arkadaşlar. 7 kere 8. 56. Çıkardım. 2 kalanını verdi. Tekrar edelim bakalım. 12'nin içerisinde 8. 1 kere var. 1 kere 8. 8. Çıkardık. 4. 45 oldu. 45'in içerisinde 8, 5 kere var. 5 kere 8, 40 çıkardık. 5, 8 aşağıya 58'in içerisinde 8, 7 kere var. 7 kere 8, 56. 2 kalanını verdik. Kalanlı bir bölme işlemiymiş arkadaşlar. Evet, yanda verilen yapının kaç eş birim küpten oluştuğunu bulunuz demiş. Sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, bir tane burada var, bir tane burada var, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunun, bunların altında var arkadaşlar bir tane. O göremiyoruz orayı. 6 oluyor onunla. Üstteki 7, 8, 9 ve şu arada kalan 10. Toplam kaç tane birim küp varmış o zaman? 10 tane 10 tane küp varmış arkadaşlar. Evet. Çevresi 36 olan ABCD dikdörtgenini diyor. Şimdi bir tane dikdörtgen varmış ve çevresi bunun 36'ymiş. Kısa kenarı 8'miş. 8 o zaman karşısı da 8. Uzun kenarı kaçtır? Bana bunu soruyor. O zaman ne yapıyorum? Önce bilinenleri topluyorum. 8 ile 8'i topluyorum arkadaşım. 16 oldu. Tamamı 40'mış ya. 40'tan 16'yı çıkartıyorum. 10'dan 6 çıktı 4. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı 2. 24 oldu. 24 ama bu 24 bu ikisinin toplamını eşit. Bunlar da birbirine eşitti. O zaman 24'ü ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 1 kere 2, 2. Çıkardım 0, 4. 2 kere var. 2 kere 2, 4. Çıkardım 0. Demek ki cevabımız 12 olacakmış. Buralarda 12, 12 olacakmış. 12, 12, 24. 16 daha 40 olur arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sizler için dediğim gibi bu videonun açıklama bölümünde pdf'i bırakıyoruz. Oradan da indirip sizler de soruyu bizimle birlikte çözebilir ve sınavlarınızdan güzel puanlar alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.